Masine düzenimi biraz eleştirdiler. Heyecandan tatlı çatalımı unutmuşum. Dakikam da vardı aslında ama gözden kaçırmışım. Olabilir. Yapacak bir şey yok artık. Ben yağ eriteceğim. Değil aslında. Neresi küçük ya? Ya masamız gerçekten de büyük bir masa. Şey gibi kalmış yani. İşte şık duruyor. Sana göre şık duruyor ama bana göre değil. Ben de dün öyle diyordum. Bana şık herkes duruyor. Herkes yorumunu yapabilir. Çok güzel diyordu. Ama hepiniz bir şeyler buldunuz. Hepiniz bir bahane buldunuz. Benim çatalım kaşım hepsi tamamdı. Mumları leke da, bile yoktu. Leke. Da yok ama. Ha, mumlarınızı yakmamışsınız dediler dün bana. Evvelsi ama burada ama Kadriye Hanım benim bardağımda leke gördüğün zaman ne yapıyordun? Bardakta leke peki, var. O mumlar bu çiçek. Ama bugün tüyü aldın aşağı attın attım Kadriye çünkü... Hanım. Attım çünkü. Hayır yani bardaktaki lekeyi gördün. Özellikle evet. Söyledin. Ama zaten ben Canan Hanım'ın bardakta leke var zaten. Bir saniye burada onu kendisi söylemedi mi? Hayır söylemedi. Kim bu gördü onu? Ben gördüm. Tamam gördü. Kendi evet adım atarken gördüm. Evet görmedim. Gördüm. Kendi atarken gördüm. Niye atıyorsun dedim. Gördüm. Bak bayan da gördü. Dikkat etsin gelinleriniz. Lütfen uyarın. Bu konu bambaşka bir konu. Yani. Yani bu her zaman evet. için çok kendi evimizde de olsak, dışarıda da olsak. Burada da çok dikkat edilmesi bir konu. Aynen. Hassas bir mesele. Biz yani, genelde böyle şeyleri ekrana vermeyi tercih etmiyoruz. Konuşulmasından yana da değiliz. Ama bir yandan da bazı şeyleri de anlatmak için görmek lazım. Ancak o şekilde anlaşılabiliyor. Derler ya bir musibet bin nasihatten iyidir diye. İyidir. Yani bazen de bazı şeyleri görmek ve şahit olmak lazım ki bir daha aynı hatalar yapılmasın. Dikkat etmek lazım her zaman her yerde. Duvar Hanım, sadece buraya özgü değil. Her zaman bu konuya çok dikkat edilmez. Biz çok hassasız. Ama olabilir, olamaz mı? Olabilir. İşte heyecandan şeyden kontrol etmek. Gider diye zaten biz en sona masamızı toza bıraktık. Toza zaten kimse bir şey diyemez. Uçuşabilir. Evet. Uçuşabilir diye olabilir en ama kurduk. O söylediği başka bir şey. En son an kurduk ama yoktu bizim şeyimizde. Allah ne korusun. Olabilir. Allah yani. Korusun. Ne Allah korusun. Aynen. Olmasın keşke. Yani keşke tabii hiç kimsenin masasında öyle bir şey görmek istemeyiz aynen. Yani. Dikkat etmek lazım. Ben yani söyleyecektim de ben görmek istemediğim için attım. Yani ben söylemesem Kadriye Hanım'ın dile getirmeyecekti. Tüy olduğunu söyledi ama hani bize de gösterebilirdi. Sonuçta benim masam. Bana söyleyebilir. Kendisi kendini savunabilir. Neden Canan Hanım yorum yapıyor ben onun arasında anlamadım. Herhalde beraber ittifak oluşturdular. Çorbalar bugün gelir mi acaba? Gelecek. Evet, servis geçti çorbalar. Geliyor. Geliyor mutlaka da ne zaman geliyor? Hadi canım hadi geç kalma. Daha iki kişinin çorbasını getirmemiş. Yani, biz burada dört kişi bekliyoruz. Yok kimsenin gelmedi ki çorbası. Daha tabakları almadı. İki daha tabakları almadı. Gitti. Biz Zuhal Hanım'ınkini aldı. Canan Hanım. Canan Hanım. Ben de sana bir şey diyebilir miyim? Tabii. Dün gelinime beceriksiz dediniz. Onun için bir özür diler misiniz? Yani özür dileyecek bir şey yapmadım ben. Kesinlikle şöyle bir şey söyleyeyim. Beceriksiz demek bir... Kötü kelime değil bana ama göre. Ama şimdi bir sürü herkesin içinde hayır, bir hayır. Beceriksiz demen gelinime... Hayır hayır ben bunu yapamıyorsam bu benim beceriksizliğimdir yani. Ama becerdiği şeyleri de söyledim. O zaman hoşuna gitmişti. Çorba çok güzel olmuş demiştim. Tamam o güzel o de neden, hani beceriksiz değil bana teşekkür de, etmedim. Madem öyle. Ben dedim teşekkür ederim dedim. Ben yani, söyledim yani. Gelininizden duymak isterdim ve gelininiz evet. Daha sonra bir ne dedi? Bir heyecana kapıldı gelinim hayır. De onun için. O da senin sözüne çok üzüldü. Böyle olur mu? Dökülmüş. Tamam biz onu aramızda çözeriz. Siz nereden duydunuz ya? Olmaz. Şunu bir... Tabağa çorba dökerek getiriyor servis şey tabağına. Yemek tabağına. Yani onun için ben senden bir özür beklerim yani. Zuhal Hanım'ın tabağını değiştireceğim ki çorba dökülmüş içine dikkat et. Ha öyle mi? Özür dilemeyi düşünmüyorum. Gerçekten kırıcı olduğunu da düşünmüyorum. Kırılan ben oldum çünkü. Ama yok hayır beceriksiz deyince o şekilde çok, sana şey yaptı hayır, canım. Hayır onu ben gerçekten kötü anlamda söylemedim. Yapamadın diyebilirdim mesela. O hani anda derdi, bir suçmet diyebilirdin. Olabilir yapamadın ama diyebilirdin. Yani beceremedin derken diyemezsin. Gerçekten de bak canım. Ben size şöyle önce beceriksiz yapayım. Demedi becerememişsin gibi bir evet, şey. Evet sonradan bir suçmetinden dolayı yani. Oldu. Söyle, ama yapamamışsın diyebilirdim o ayrı bir konu. Yani diyebilirdin. Ama dediğim gibi beğendiğim yerde çok hoş. Gitti. Tamam. Ablacığım ona bir şey demiyorum. Dedi, ona bir şey dedi. Demiyorum. Ama daha sonra ne yaptı? Tabağı öyle bir çekiş çekti tabağı ki. Tabağı öyle değil. Uzanamadığı sanki için bana masadan şey kalk yani git sana. Der gibi. Yani bunu da ben kabul etmedim. Ben de kırıldım. Düşük puan vermek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Yok tüy çıktı. Yok o. Yani gösterebilir. Eğer gösterebilirdi bize.
tabanlı böyle bir şey varsa. Biz görmedik. Bir tek Kadriye Hanım kendi gördü. Ama işte yani sen, önce sen büyüğüm, kırdın ben yani. Bir misafirim, tamam büyüksün misafir gelmişim. Ama önce sen kırdın yani. Söyledi böyle tabağa çekişiyle çatalın bıçağın yere düşmesi. Bir genç cahile de yani hani sen öyle yani. Deyince o da kırıldı yani. Hani ya burada bir beceriksizlik. Ben saygısızlık yapmadım ama o bana saygısızlık yaptı. Ben o konuda yok, özür dilerim. Yok o saygısızlık yapmadı. Kesinlikle. Sen yapmadı şey yaptın canım, önce. Hayır sana hayır o anlamda bir şey demiyorum. Yapmadı. Bak demek istediğim nedir? Beğendiğim zaman hoşgörüyle karşılamıştı. Ben son anda fark ettim. Beceriksiz denmemesi gerekiyor. Sonuçta hepimiz burada yarışıyoruz. Doğru bir tabir değil. Tabak verdiğim zaman, servis tabağını verdiğim zaman öyle bir çekiştirme oldu biraz ki sanki da, evet, biraz masadan kalktı der gibi. Ben buraya misafir gelmişim. Yani hoş karşılanmayı. Misafir bizim başımızın tacıdır. Ama misafir de hani konuşurken biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Ben hocacık konuşmadım ama. Ha. Özellikle söylüyorum. Ben hiç senin gelinini hiç inciterek bir şey konuşmadım. Ya söylene, o da orada kızdı, ama sinirlendi ama. Ama gelinin de eksik yapmadı. Ha. Bu da öyle bir tamam eksik yani olabilir eksik ama yapmadı. Yemeklerinde eksik bir şey yapmadı küçücük yani. Küçücük bir bardakta Kadriye Hanım söylemişti ya leke var. Evet. Yani onun savunmasını bile yapmadı benim gelinim. Ben beceriksiz demedim, becerememişin diyecektim, dil sürçmesiyle birlikte oldu zaten. Özür dileyecek bir şey göremedim ben orada. Bir saygısızlık yapmadım ama bana yapılan saygısızlıktan ben ondan özür dilemesini beklerdim. Servis tabağını verirken öyle bir çekişi vardı ki, o benden özür dilesin ya, ben bu konuda öyle düşünüyorum. Kafasına falan atmadı, uzanamadığı için çekmiş olabilir, tutmuş. Belki hızlı olabilir yani, onu bilemiyorum. Ama yani ona kızıp da öyle bir şey yapmaz. Ya o ona söyledi, o da ona söyledi. Karşılıklı atıştılar. Kim kimden özür dilecek? Gelin mesela ben size karşı çıktığım için tekrar özür dilerim demesi lazımdı. O küçük olaraktan yani. Çorbayı tek tek getiriyor, çorbayı dökerek getiriyor. Niye böyle yapıyor servis için? Ne mi döküldü? Yani? Dökülüyor. Şöyle bir şey söyleyeyim, servisimiz çok ağır geliyor. Evet. Ama geldi sanırım herkesin değil mi? Sütlü evet. Mısırlı çorbayla başlıyoruz. Hadi afiyet olsun. Servise çok gecikmedi, yok. Vallahi yok, onda haksızlık yapıyorlar. O kadar da olacak yani. Hayır, servisler çok gecikmiyor. Anca hazırlanıyor ama kaç tane menü hazırlanıyor. Bulavunumun kaşarlarını eriteceğim fırında. Şöyle alayım hemen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.